Türkiye'de örgütlü dini yapıların derdi din, iman, ahlak falan değil. Para para, ekonomik. Karl Marx sagrada doğrusu. Alt yapıyı, üst yapıyı belirler. Üst yapı dindir. Kaldıraç, araç, kitleleri bir arada tutma. Hem konsolide etme, hem mobilize etme aracı. Asıl olan faktör ekonomidir. Bir üniversite düşün. Buraya bir cemaat niye rektör atanıyor? Sen de diyorsun ki bu cemaatin gayesi bu üniversitenin ilk 500 arasına girsin gibi ulvi bir gayeyle buraya gelir. Olur mu? Burada ne işletme var biliyor musun? Ne para dönüyor biliyor musun? Niye devletin bir kurumuna bir cemaat tasallut eder? Bizim arkadaşlar daha iyi tedavi olsun insanımız. Öyle mi? Emin misiniz? Hep bu. Bugün artık tarikat tasavvuf formasyonu holding. Çok uluslu şirket. Çürür. Çürür. Böyle bir algı diyeceğiz. Hep bu. Bunun önünde engel teşkil eden kim varsa dozer olur bunu geçer. Yıkar geçer. Şimdi ben sarı öküz ingilizce benim. Sarı öküzü istiyorlar. Sarı öküz giderse arkası gelir. Bunu söyleyeyim. Ama Türkiye'de Allah razı olsun tanıdık tanımadık. Birçok insan, birçok çevreden destek de geldi. Bir daha söylüyorum. Çünkü ben inancı tartışmıyorum arkadaş. Ben bir düşünceyi, dini, görüş muhakemesi babında tartışıyorum. Sen benim Allah'a olan bağlılığımı ölçemezsin. Benim akademik bir makalede veya bir müzakere metninde dile getirdiğim görüşten hareketle benim Allah'la olan gönül bağımı, hukukumu sen sahip edemezsin. Sen kimsin? Sen benim Kur'an okurken abdest alıp okuduğunda irrasyonel bir tecrübeyle tefsircilik yapmak için değil, teberrüken okurken aldığım zevki, hazdı ve benim gönül kapımın açılışını sen talih edemezsin. Sen oraya giremezsin. Çünkü ölen Allah'a yehûlü, beynel, merdi ve galibi bir tek araya Allah diyor. Seni sokmam oraya. Sen sadece dışarıdan ürür. Ürmek biliyorsun değil mi? Ürür. Seni sokmam var hem. Kimseye de imanın ölçülmesine izin vermem. Siz benim Müslümanlığımın kıvamını, ayarını sahip etmek durumunda, konumunda değilsin. Onu Allah. Ben inancımı tartıştırmam. Köydeki babaannemin inancını da tartıştırmam. Benim burada tartıştığım meseleler ilmi, felsefi, kelami münakaşalardır. Ve bunlar da daha çok Kur'an-ı Kerim'e agnostik, deyin ateist çevrelerden yöneltilen Tanrı'nın, bak Allah demedim, o kelimeyi koruyorum. Tanrı'nın ortak bir ilgi olarak. Onun için Tanrı'nın bu kadar konjonktürün içinde bu kadar pozisyonu ama 1400 küsur senedir de haşa kella ağzını bıçak açmamak. O kadar yakarışımıza bir fısıltıyla da olsa karşılık bulamadığımız izlenimi bizde bırakması karşısında niye böyle ya? Deyince siz bir cevap, siz hiç bunlarla uğraştınız. Siz Adem İblis kıstası üzerinden İblis'e sordurulan 7 tane sorunun cevabıyla hiç uğraştınız mı? Uğraşamazsınız. Değiliniz ya. Siz takvim yaprağından okur okur sokakta millete bir iman izibatlığı yaparsınız. Sen hiç bunların çilesini çektin mi? Ya çekenlerle uğraştın mı? Ben sizin onlara vereceğiniz cevabı biliyorum. Evladım, kardeşim seni zorla mı iman ettireceğim? İstersen et, istersen etme. Ben gelirsem sana dayatırım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Nice insanlar var. İslam'la buluşmak istiyor. Fakat kılçıklar var zihninde. Ayıklayamıyor. Uğraşıyor, diliniyor. Onlarla hiçbir hastalığınız oldu mu? Siz hep İslam'ı birbirinize senelerdir anlatmak. Ben bizzat oldum. Ben birbirimize kafa şişirmekten mutluyum. Benim bu görüşlerim size değil arkadaşlar. Sizin neye inandığınızda beni hiç ırgalamıyor. İlgilendirmiyor.
hukukullah'a tahammül eden meselelere ben bakmıyorum. Bu iş Allah bakıyor. Dolayısıyla Müslümanlığınız nedir, ne değildir, beni hiç alakadar etmiyor. Ama işin garibi size ediyor nedense. Adam kıyıda, köşede bir yerde bir şey söylemiş. Bunu Türkiye'nin önünde 80 milyona saçmak. Neyin peşindesiniz? Mete Kemal'e büründü, Ahmet Mehmet diye göründüğü, ben mevzu bahis etmiyorum. Niye? Bari absürt, saç, şir kokan bir ifade. Ama niye diye getireyim? Niye lazımam diye? Benim işim o mu? Benim senin zırvanla uğraşmak mı işim? Ben kendi işime bakıyorum. Kendi çalışmam. Ama nedense bütün insanlar gelip senin o, seni dedikliyor, seninle uğraşıyor. Kırdım artık bir şeyden. Tecessüsler. Bu bakımdan bir daha söylüyorum. Bu insanların inançlarını, hassasiyetlerini taşımak gibi bir niyetin ve amacın hiç olur. Ben ilmi mahvidir, ilmi idareler, düşündüklerimi tartışır, konuşur, söyler. Kabul görür, görmez. Makul bulunur, bulunmaz. Ben bunun için varım ya. Ben ilim adamı değilim. Hadi sen bana diyorsan ki, tarihteki belli bir mezhebi formasyonun kalıplarına gireceksin, bunun dışında tek söz söylemeyeceksin. Kapatalım arkadaşlar o zaman fakülteyi. Üniversiteyi kapatalım. Herkes madem senin inandığına, senin doğru bildiğine inanacak, kapatalım biz konuşmayalım. Siz buyurun. Nasıl tersiz buyurursanız size soralım. Diyanet mesela hayatında kurumsal olarak ilk defa bir akademik görüş hakkında fikir beyan etsin. İlişkileri söylüyor. Ben bekledim. Acaba bu teknolojilere de söyleyeceğiniz çift lafı var mı diye henüz çıkmadı. Şimdi söyleyesin gelin. O zaman ben yarın söz gelin zekat üzerinden bir makale yazarsın. Başka. Bunun sonuç kısmında Diyanet'in yüksek girişleri yüksek kuruluna arz edeceğim. Nasıl makalenin sonucunu beğendiniz mi? Yayınlayabilir miyim diye oradan da görüş alacağım. Ayıptır ya. Senin ne işin var? Akademideki bir dinli görüşe dair kanaat belirtiyorsun. Bu nasıl bir şey? Papalığın en sonu bundan farklı bir şey mi?